Günümüzün korkulu rüyası haline gelen koronavirüsü enfeksiyonu ne anlama gelir? Süreç ve riskleri nelerdir? Virüs akciğer dallarına yayılır ve COVID-19 adı verilen akciğer hastalıklarını tetikler. Semptomları: yüksek ateş, öksürük, balgam sürtünme ile birlikte yorgunluk hissi ve kas ağrıları olarak görülebilir. Etkilenenleri yaklaşık 3'te biri ilk önce baş ağrısından şikayet eder. Yaklaşık 5'te biri ise daha önce ciddi sağlık problemleri yaşamıştır. Hastalık daha sonra zatürreye çevirerek seyir gösterir. Bu kişiler mutlaka hastanede tedavi edilmelidirler. Solunum sorunları yaşadıkları için oksijen takviyesine de ihtiyaç duyarlar. Çin'den bildirilen geçici verilere göre ölümcül bir sonuç riski mevcut hastalıklar ve kişinin yaşı ile ilgilidir. Genç hastalar için ölüm oranı %1'in oldukça altında. Risk 50 yaş üzeri hastalar için, 80 yaş üzeri insanlar içinse %15'e kadar artar. Çoğu enfekte için koronavirüsü ölümcül değildir. Peki nasıl önlem alabiliriz? Düzenli bir şekilde ellerinizi sabun ile yıkayın veya alkol bazlı ıslak mendil ile temizleyin. Süreç atladığına kadar kimseyle tokalaşmayın. Öksürürken veya hapşururken ağız ve burnunuzu mendil veya kolunuzla kapayın. Koronavirüsü üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Bu yüzden grip belirtisi olan insanlardan mümkün mertebe uzak durun ve bağışıklığınızı güçlendiren besinler tüketin. Lütfen sağlıkla kalın.